Anadolu Gençlik 71 takımından Emre, Son Osmanlılar takımından Mustafa ile birlikteyiz. İki kardeş takımın mücadelesi berabere bitti. Puanlar paylaşıldı. Sahada dostluk kazandı. Neler düşünüyorsunuz? Çok keyifli maç oldu. Zaten bizim kardeş takımımız onlar. Hani bu turnuvada sorsanız kim şampiyon olsun, ertesi olamazsınız derseniz benim ilk söyleyeceğim isim onlar olur. Son Osmanlı olur. Ki aynı şekilde onlar da bence aynı şeyleri söyleyeceğini biliyorum. Bu güzel maç oldu. Çok da çekişmeli oldu. Hani dostluk havasında başladı ama maç sonlara doğru gayet güzel oldu. Yani keyifli oldu. Biz zaten yensek de yenilsek de hiç üzülmeyecektik. Aynı şeyleri onlar da hissediyordur muhtemelen. Bizim için onlarla oynamak kardeşlikten başka hiçbir şey değil açıkçası. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Geçen Çağdaş maçıyla ilgili, hakemle ilgili. Hakeminiz işte maç öncesi bizi topladı falan ortada. Ben hatırlamıyorum. Ukalalık olarak algılamasın. Bilmem kaçıncı bölge hakemiyim falan dedi. Bir pozisyon için benimle çok şey yapmıştı. Ona tavsiyem bir pozisyonu izlesin, sonra bir daha konuşalım onu. Kardeşim çok güzel maç oldu. Kardeşimin dediği gibi, yani onun söylediklerine tamamen katılıyorum. Kardeş takım zaten. Hani maç içerisinde biraz son zamanlarda adrenalin yükseldi. O da kazanma isteği birazcık. Aynen öyle, kazanma isteği. Yoksa biz kendi aramız zaten, onlar yemiş, biz yemiş, önemi yok yani. Dediğim gibi yani ben şampiyon olamıyorsam bu ligde Emre'ye şampiyon olsun. Her zaman bizim gönlümüz onlar var zaten. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu belirtmek istiyorum sizin de huzurunuzda. Şimdi rakip takımda oynayan, bize rakip olan fiilen bir arkadaşın burada hakemlik yapıyor olması da sağlıklı bir olay değil ama. Yani bu böylesine güzel bir organizasyona yakışmayan bir tavır olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, hani Emre de aynı şeyi düşünüyordur muhtemel. Bu sağlıklı bir olay olduğuna inanmıyorum bunun yani. Çünkü bu ileride hani sizin tarafınızdan da sorun teşkil edebilecek bir husus. Hani bunu ilgilenen arkadaşlara da buradan belirtmek istiyorum. Hani bu şu an için sorun olmaz. Bunlar bizim arkadaşımız zaten. Onlar önemli değil. Ama başka bir maçta sorun teşkil eder. Yani bilmiyorum, yanlış anlaşılmasın söylediklerim. Makul bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Tabii ki sizi anlıyoruz. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaten bunun değerlendirmesi herhalde tabii kendi içinizde yapacaktır. Kendi içinizde yapacağız. Evet. Gerekli yerlere, gerekli şeyleri söylediniz zaten. Berkant da çok sevdiğim bir insandır. Bu ayrı bir konu. O sevgi, sevgimiz çok ayrı. Berkant. Siz sadece fikirlerinizi söylüyorsunuz. Ya, yanlış anlaşılmasın. Fikren konuşuyorum şu an. Sağlık siz, olmasın. Tabii. Ya Berkant'lık da bir durum yok ortada. Tabii ki. Yoksa bizim arkadaşlar... Bazen de hakem şansı diye bir şey var maçta. Maçta son dakikada, son 1-2 dakikada öyle pozisyonlar oldu ki yani. Tam böyle ortada kararlar verilecek pozisyonlar oldu. Biraz hani son dakikada golün de gelmesi biraz daha tansiyonu yükseltti. Aslında maalesef. Çok da şey yapmamak lazım. Sağda olacak şeyler. Yani, olabiliyor tabii ki olabiliyor. Sadece ben hani bu Emre Gil için değil. Onlar bizim arkadaşımız zaten. Aynen. Onlar yemiş, biz yemişiz. Önemi yok. Sadece diğer hususlarda, diğer ilerleyen süreçte sorun teşkil eder. Onun için diyorum. Hani bunu hamle yaparsanız daha sağlıklı olur. Değerli görüşleriniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.